Arkadaşlar cümleten selamlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle beraberiz. Uzun zamandır bak gerçekten özledim baskın videoları çekmeyi. Son biliyorsunuz ki yeni güncellemelerle beraber yeni birimler gelmişti. Yani yeni ordular gelmişti. Bunları sizlere tabii ki o dönem içerisinde tanıtamadık. Neden? Çünkü iş yoğunluğundan video çekemiyorduk. Ama velakin şu an itibariyle şu başkente aylar sonra bir tekrar bakalım dedik. Yeni geldiysen lütfen alttan bir like atmayı unutma. Günlük olarak da içeriklerimiz sizlerle oluyor diyerek yalan söylemek istemiyorum. Vallahi vaktim oldukça atıyorum. Şimdi o konuya netleşmiş olalım. Şimdi dostlar Buğra da yanında. Buğracığım hoş geldin canım. Hoş buldum abi. Abi bak ben de özlediğim ordulardan biri olarak direkt başlamak istiyorum. Şimdi inşaatçı atölyesine geldim. 10.330 başkent altını var. Temiz cash. Ordumuz ne? Hemen gelelim. Birçoğunuz belki kullanıyor olabilir. Ben de tanıtmış olayım arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi süper madenci oyuna dahil olmuştu. Tüm klanlarımızdan maxladık ama tabii ki şimdi genel bir özetine bakalım. Gördüğünüz gibi 230 hasarı var. Bir de odaklandığında 690'a kadar çıkmakta. Yok edildiğinde oluşan hasar da 2300. Bu da demek oluyor ki dibine geldiğinde tamamen savunmaları patlatıyor arkadaşlar. Bu bizim için çok önem arz etmekte. 4600 isabet puanı yani canı var diyelim. Bunun yanında barınma alanı olarak da 25 yer kaplıyor. Kullanılır mı? Şimdi savaş esnasında göreceksiniz. Ben genelde saldıracağım köyün toplu savunmaları yan yana mı ona bakıyorum. Ona baktıktan sonra büyü sistemini ona göre ayarlıyorum. Orta sistemine gelecek olursak genelde şöyle bir iki tane kadar koç başı alalım abi. Full 9 tane mi diyor? 10 tane falan alabiliyorum da şunları silmem lazım onun için. Aslında biraz da abi şöyle silelim. Barbarla arkadan da destek verebilirim. 2 tane duvar yıkıcı, 3 tane süper barbar, 9 tane de burada binici aldım. Binici diyorum, madenci. Şimdi Buğracığım, senin bana önerin var mı? Ben bildiğim gibi bam 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 yapayım abi. Abi madencilerin şöyle bir dezavantajı var. Evet. Tesla'ya, yakıcıya ya, eziciye toplu hasar verenler de çok çabuk hasar yiyor. Aynen. O yüzden dondurmaları onlara harcarsan daha güzel olur. Zaten, mesela yıkıcıya. Aynen öyle yapacağım abi. Benim de düşüncem oydu. Zaten önemli olan ikinci savaş aslında. İkinci savaşta her halükarda çıkartıyorsun. Ya valla lafı evet. Da uzatmaya gerek yok. Bam 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 diyorum abi ben giriyorum. Abi tamamına gittin. Hadi bakalım inşaatçı atölyesi canını yakmaya geliyorum. Şimdi arkadan hasar yiyeceğim için aslında yıkıcı çevresini direkt donduralım. Yani ağır sonun mekanizmasını direkt çökertmek lazım. Burada dev top mu yıkıcı yay mı diyeceksin. Ben yıkıcı yayı dondurma taraftarıyım aslında. Şöyle de bir baktığımda aynen yıkıcı yay şu ortaya atarsam. Abi çok güzel. Çokluyu da aldım ya. Ulan keşke biraz daha mı aşağıdan atıp dev topu alsaydım diye düşünecektim ama. Neyse sıkıntı teşkil eden nokta yok diyerek. Şöyle koç başlarını atıyorum ve ilk hasarları yiyelim. Şöyle ufaktan başlayalım. Genelde içlik bölgelerde bu kadar saldırı sistemini tavsiye etmeyiz ama zaten bu tür saldırılarda da her halükarda öleceğiniz noktayı bilmeniz gerekiyor. Arka tarafı dondurduk ki ikinci savaşta her halükarda işe yarasın arkadaşlar. Ön tarafta zaten hasarı her türlü yiyeceksiniz. Şöyle yıldırım atalım. Ön taraflar temizlensin. Gördüğünüz gibi direkt dibinde patladan çoklu savunmaları da indiriyor. Alanımız açıldı. Patlamayla beraber ona düşer. Düş. Çok güzel. Tam istediğim nokta bu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki 2950 ilk savaş için burada odak noktanız olmasın. İki savaşta alabiliyor musunuz? O önemli. Şimdi buraya kadar yaptık. Dondurmalarımız yerinde mi? Yerinde abi. Ondan dolayı hemen orduda bir revizeye gitmem gerekiyor. Dondurmaların birini sileceğim. İskelede iki tane iskelede çeviriyorum arkadaşlar. Arka tarafı temizleyerek gelmem gerekiyor. Ordu kısmı aynı kalsın. Burada iş büyülere düşüyor. Hemen büyülerimiz de hazırken buyurun ikinci savaşa başlayalım. İkinci savaşın esnasında dondurmadım. Şurada bir dev topum vardı arkadaşlar. Onu da şöyle aşağı doğru atarak şuradaki savunma sistemini de tamamen donduralım. Yukarıdan temizlik yaparak gelmesi için iskeledimin birini buraya tamamen devam etmesi adına da şöyle abi atıyorum ve iskeletlerle de yoluma başlayacağım. Hemen şöyle abi iskeletlerimizden sonra duvar yıkıcılarımızı atıyoruz ve şöyle saldırımız için binicilerimizi yani hep bak madenci ile biniciyi karıştırmazsın abi ya. İçeriye salıyorum arkadaşlar. Şöyle dondurmaları gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel derecede iş yaptığını görüyorsunuz. Şöyle madencimi de atıyorum. Arka tarafta iskeletlerimiz iş yapmaya devam ediyor. Elimde bir adet de abi barbarımı tutuyorum. O her halükarda benim hayatımı kurtaracaktır. İç noktaya geldim de madenciler abi canavar gibi iş yapıyor. Güzel güzel güzel. Bak burada da hala devam ediyor. Şurayı da hemen barbarımı atıyorum.
İç noktada alalım. Dev topu da o şekilde indirmek istiyorum. İçeri gel abi. İçeri gel. Lan keşke şu vuramasaydı diyeceğim. Oraya döndü. Zaten o doğru da ölmüştü. İskeletler bu arada en azından madenciler aşağı tarafı temizlerken iskeletleri de yukarı atma nedenimiz oydu arkadaşlar. Yukarıyı bir an önce bitirmeleri gerekiyordu. Şu an savaş devam ediyor gördüğünüz gibi. Hemen aşağı doğru inecek. Peki elimizde neler var diye bakalım. İskeletlerimiz bayağı fazla. 2 tane ya da 3 tane madenci görüyorum burada. Tam netleştiremedim ama şöyle yanaşsın. Aynen 2 tane. Onların canını bilmiyoruz ama zaten alttan geldiği için iskeletler kendine tamamen tanklık yapmış oluyor. Şu an abi hala devam. Dev topa bir an önce abanıp onu daradan çıkardıktan sonra köyde de bir şey kalmıyor. Mantık mekanizma bu şekilde arkadaşlar. Kullanın. Her halükarda işinize yarayacaktır. Ve abi buna bir alışın bırakamayacaksınız. Önceden ne yapıyorduk? Binici ve iskelet devam ediyorduk. Şu anda aslında kullanılabilir. Kullanılmaz değil. Ama bu orduyu da sevmedim değil yani. Gerçekten şu an en aktif kullanılan ordulardan biridir. İki savaşta hemen çıkartıyoruz. Kaç verdi? 7380 artı 225. Bereket versin abi. Bunun için arkadaşlar valla çok iyiydi. Şimdi bak bu arada baya baya bir şey birikmiş. Baskın madalyası. Hemen onları da harcamak istiyorum. Öncelik verilen yer var mı? Dağ golemine vermişler. Biz de dağ golemine 31K'yı basalım. Şöyle bir geri çıktıktan sonra hemen sıradaki ortumuzla beraber sıradaki bölgemize. Bak hiç bakmadım ama şöyle bir balona bakalım abi. Balondan gidebiliriz. Bak gene savunmaların gerçekten full olduğu bölgelerden biri. Bu tür yerlerde şifa da iş yapar arkadaşlar. Onu belirtelim. Ondan dolayı ben bir de şifa kullanacağım burada. Şöyle sil abi. Bir şifa. Bir de yıldırım alalım. Bunun haricinde biniciyi aynen madenciyi bir tık düşürelim. Şöyle biraz daha abi alt orduyu sağlamlaştıralım. Her halükarda içeride iş yapması adına. Tamamdır. Şimdi sıradaki savaşımıza başlayalım. Dediğim gibi genel mekanizma arkadaşlar burada biraz da hem orduya yönelik hem de köyün düzenine yönelik olmalı. Şuradan da alanımızı açalım. Birimlerimizi içeriye göndermeden önce. Gel abi şuradan bir tane duvar yıkıcı. Tamam. Arka taraf da açıldı. Çok güzel. Şuradan hemen bir duvar yıkıcıyla beraber tuzak kontrolü arkadan direkt ön tarafı temizlemeye yönelik bıraktık. Yani dondurma esnasında ne yapacaksınız? Benim önerim genelde bu tür yerlerde çok olan savunmayı arkadaşlar şöyle bir dondurun. Daha sonra sen oraya gideceğin için baya baya bir öleceksin abi işin açıkçası. Ondan dolayı ben şu noktaya bir şifa atmak istiyorum. Keşke biraz daha aşağısına atsam diye iç geçirmedim değil yalan yok. Şöyle artık işleme koyulabiliriz. İçeriye doğru gidelim. Sağ tarafı şu an boş bırakacağım. Çünkü oradan birim atarsan zaten tamamen sıçmak istemiyorum. Biraz daha bekleyelim. İçeri gidelim çünkü tuzaklar çıkmaya başlayacak. Şöyle bir de atalım hemen. Canları bitmeden abi şifanın da içerisine atarsam birimleri çok iyi olacak. Şu an şifanın içerisine giriyoruz. Çok iyi. O nokta benim için önem arz ediyor. Şöyle oradaki birimler de bitti. Yukarıyı temizlersek ikinci kısımda zaten aşağıyı çok rahat alırız. Şuradan hemen bir birim daha bırakıyorum. Gayet iyi. İçeriye girin abi. Tamamen içeriye yönelik. Şuradan son madencimi bırakıyorum abi. Tamam. Artık bence işlem tamamdır diyerek şöyle elimdeki abi ölecek ama şunu bırakalım ya. Güzel güzel güzel. Abi ölmeden önce orayı da al. Çok iyisin. Şöyle yıldırımı kullanıyorum. Çok iyi. Kafa temiz abi. Kafa rahat. Şimdi ne yapalım? Şunu da ölmeye bırakacağız. Ölüme direkt bıraktık. En azından ağırların hepsini bitirdik abi. Bu güzel bir şeydi bizim için. Şimdi hemen ordumuzu tekrar organize etmemiz lazım. Ne yapılabilir? Aşağı nokta dondurulabilir. Yukarı noktaya dondurma atmaya gerek olur mu diye düşünüyorum ama ben gerekli olacağını düşünmüyorum. Orayı açtıktan sonra zaten her halükarda oranın içerisine gireriz. Yani iskelet kullansam daha mantıklı. Şurayı silelim. İki tane iskelet alacağım arkadaşlar. Orduda herhangi bir değişikliğe gitmeye gerek var mı derseniz valla biraz koçbaşını arttırıp bir atalım. 8 tane madenci de burada işimi görecektir. Hemen giriyorum. Bakalım neler yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bak baskın yapmayı özledim. Net söylüyorum. Şöyle bir beyaz alanımızı açalım abi. Beyaz alanımız açılsın. Daha sonucuma gel abi dondurma. Sen don. Şöyle şurayı bir donduralım. Burayı dondurduktan sonra şu ortaya bir iskelet atalım. Oraya bir kafasını karıştıralım arkadaşlar. Şuraya da bir iskelet atalım. Oradaki hemen roketimiz de arkaya dönmeyi becerebilsin. Şöyle hemen. Biraz daha bekliyorum. Aynen öyle. Şuraya da atalım abi birimlerimizi. Şuradaki birimlerimizi de almak için
Hemen dondur dondur dondur. Güzel. Gel bakalım. Yukarıya çık. Ulan dondurmanın içinde değilsin işte. Sen ne çırpınıyorsun oradan? Kaçsana. Kaç 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 kaç. Güzel. Şimdi sen oraya döndün. Bir hedef daha şaşırtalım. Resmen yem olarak kullandık süper barbarımızı ama şurada iki tane madencinin belediyeye kilitlendiğini görüyorum. Kilitlendiyse zaten hemen ölüyorlar arkadaşlar. İskeletler de burada iyi iş yaptı. Madencilerle beraber şöyle bir bakalım. Gelen gideni aratmıyor arkadaşlar. Ve gerçekten valla beğendim ordulardan biri olduğunu tekrar tekrar belirteceğim. Bomba patlayacak. Patlamadan içine gir. Çok iyisin. Dibine gel abi. Biraz da ileride patlarsan benim için çok iyi olur. İki tane savunma birden indirebilirsin. Patlama patlama gel. Gel 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 gel. Çok iyi. Üç tane mi var lan? Aynen. Üç tane şapka gördüm. Üç tane var herhalde. Oradan karşıya geçmen kolay olur. Tamam. Allah'tan bak o arkadan gitmesi çok iyi oldu. Hadi abi karşıya geldim. Bak iki tanesi biri patlasa ikisini birden indirir. Sen ne yaptın abi? Şuradan burada bir tane vardı sanki. Ha karşıya mı geçmiş o? Güzel. Bu da arkadaşlar iki savaşta çok rahat bir şekilde bitiyor. Aslında direkt oyunu da kapatıp açsanız hızlı bir şekilde beklemenize bile gerek yok. Aa oğlum suyun içinden nasıl geçiyor? Çok iyi be. Geçiyor vallahi. Abi. Onu ben animasyon de yeni dikkat ettim. Animasyon yetenekleri de var. Güzeldi abi. Biz desene. En azından abi. Eyvallah kardeşim. Valla buraya biri bir saldırı atmış. 37'de kalmış. Ulan birinin yarımını tamamlayınca da istediğim temizliği yapmayınca sıçalayabiliyor. Ondan dolayı ben orada denemek istemiyorum. Bak bu tür düzenlere gidip de ordunuzu yem etmeyin arkadaşlar. Buraya kullanırsan mesela iki savaşta almaz yani. Alabilir belki ama biraz zorlamak lazım onu. Ordunuzu çöp etmeyin. Burayı dondurmuşlar ama. Valla bak bir humar oynayacağım arkadaşlar. Valla ben bir humar oynayacağım Buğra. Ne olacağı hakkında hiç bilgim yok. Tamamen istediğin yani noktaları abi, donduracağım. Alabilir. Ya bu tarz çok savunma olunca madencileri ayrı ayrı göndermek yerine tek yerden göndermek daha çok iş yapabiliyor. Abi sağ taraftan atsam sıçar ha. Net gider biliyor musun? O zaman şöyle bir şey yapacağız abi. Dondurmanın birini sileceğiz. Zaten kötü temizlik olmuş abi aslında. Abi çok kötü. Bak ben buraya girsem aynen buraya girsem tamamen sıçar yani ordu. Ondan dolayı temizliğinizi iyi yapacaksınız arkadaşlar. Temizliğinizi siz yapın. Valla birine bırakırsanız sıçalayabiliyorsunuz. Valla ben girdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bakalım toparlayabilir miyiz bilmiyorum ama. Yani bakalım. Şöyle. Bir gitsin bakalım birim. Tamam. Dondurma kısmına gelecek olursak. Roketin orayı dondurayım ya. Yoksa roket arkadan çok hasar verecek diyerek. Şöyle bir donduralım. Tamam. İskeletler konusunda da şöyle bir iskelet. Şuradan bir iskelet atalım. Umarım taktiğim, düşüncem işe yarar diyerek arkadaşlar. Şöyle. Hemen bırakıyorum birimleri. Gir abi içeriye gir. Bir barbarla beraber destek veriyorum. Bak bomba kulesi falan var. Yok abi yok ya. Abi çok kötü temizlik yapılmış ya. İmkanı yok. Şu an bana ihtimal vermedi ama. Dur bakalım gene de sınırı zorlamaya çalışıyoruz. Orayı indir karşıya atacağım. Tamam şöyle gönderdim. Lan rokete doğru gitmesi için attım ama. Hiç oraya yönelik bile hareket etmedi. Şu an içeriye girdi. Ama onun hasarını yedirecek mi? Bir tanesi yedi herhalde. Şu an içeriye girdi. İkincisi de vurdu. Gel dondurmanın içine. Tamam abi. Güzel. Ar roketi. Bomba patladı. Kendisi patlamasın demin oraya gitsin. Tamam. Orada patla abi. Patla. Lan patlasana. Abi geldi gibi. Dur bakalım. Vallahi ağır sumanı tamam mı bitirdi. İki tane de yukarıda var. Aşağıda güzel temizlendi. Oğlum ihtimal vermiyordum ya. Geldi mi? Geldi. Vallahi çok iyi gitti ha. Vallahi helal olsun. Orduyu düzgün mantıklı yerden atınca gelebiliyor arkadaşlar. Abi bir an ihtimal vermiyordum ama gene ordu iyi iş yaptı valla. Helal olsun. Şuradan hemen kilitlenerek ve geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Son patlamayla aldı. Bereket versin abi. 7770 ile beraber 150 de bonusla bu savaşı da tamamlamış oluyoruz. Ne kaldı diye şöyle bakalım. Bir savaşımız kalmış. Onu da güzel bir noktadan temizliğini yapalım. Bizden sonraki arkadaşımız fullemeye yönelik şekilde bırakalım arkadaşlar. Burada tabii ki iskeletler kullanamazsınız. Dondurmaya döneceksiniz. Ve şurada ordumuzu hazırladıktan sonra stabil ordumuzdur arkadaşlar. Deneyin. Vallahi pişman olmazsınız. Eşe dosta tavsiyedir. Yani yatırım tavsiyesi olarak bunu alabilirsiniz arkadaşlar.
her zaman deriz ya, yatırım tavsiyesi değildir. Ya bu yatırım tavsiyesi abi, bunu alın. Şöyle şu noktayı bir donduralım. Tamam mı? Orta noktayı bitirmek istersin, şurayı mı dersin? Aa, burada çok fazla savunma var. Şöyle şurayı bir donduralım. Tamam mı? Şöyle. Şöyle. Şöyle abi, içeriye saldım. Valla başka da bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar böyle saldırılarda hemen çıkın. Tamam mı? Oyunu kapatın. Lan Clash Royale'e girdim. Pardon, sorry. Clash of Clans'a giriyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapmış ordumuz. Hiç bekleme yapmadan ordumuzun performansını görelim. Valla merak ediyorum. Ne yaptı acaba? Şöyle gelelim. Merakla geliyorum abi. %49 almış lan. Çok iyi. Ne yapmış? Oo, orta noktayı çok iyi bitirmiş. Dondurmaları da burada iyi iş yapmış bu arada. Bizden sonraki de eşeklerse zaten şurayı dondurduktan sonra yukarıya da bir dondurma atar. Çok rahat bir şekilde fuller. Arkadaşlar ordu bu şekildeydi. Sizlerin hoşuna gitti mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Veyahut sizler hangi orduyu kullanıyorsunuz? Mutlaka bekliyorum. 32.545'te altın aldığını görüyorum. Ordumu tekrar göstermiş olayım. Kullanın, eşit dosta tavsiye edin arkadaşlar. İşinize yarayacaktır. Diyelim bizden bugünlük bu kadar. İçerik önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Muhakkak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.